Engin Ardıç. Hayırdır inşallah. Kalın kafalara bir türlü sokulamadı. Erken seçim yok. Muhalefet niçin mi var diyor. İktidarı yıpratmak için. Türkiye yönetilemiyor algısını pekiştirmek için. Bir de kendi saflarını sıklaştırmak için. Gevşemesinler. Bu o kadar böyle ki CHP yönetimi il ve ilçe örgütlerine 15 Temmuz'a kadar sandık kurulu üyelerinizi bildirin emrini vermiş. Yani Eylül gibi bir erken seçim hazırlanın. Bunun için hemen bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden karar çıkması gerekiyor. Ortada hiç böyle bir hazırlık yok. Bunun esintisi de yok. Adamlar sandık kurulu belirleyecekler, ortada aday da yok. Hayrola? Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da yani darbe girişiminin yıl dönümünde bir hareket mi bekliyor? Soruyu düzelterek tekrar sorayım. Joe Biden o güne kadar bir şeyler mi planlıyor? Ne var gündeminde? Ayaklanma mı? Suikast mı? Yoksa başka bir kaset skandalı mı? Oldu olacak Serhat Bekir aday gösterse? Vallahi Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy toplar. Haber maber Matitas. Muharrem İnce İstanbul'a gelmiş. E ne yapalım yani diyeceksiniz ama bu çok önemli. Çünkü İnce partinin il başkanlığını ziyaret etmiş. Memleket partisinin yani. Hayrettir Eyüp Sultan türbesine gitmesini de beklerdik. O zaman daha bir haber olurdu sünnet çocuğu gibi takkeyle resimle çektirirdi. Bunların bir de il başkanı varmış. Kim olduğunu öğrenemedik. Haber dediğinde böyle olur. Ben genel yayın müdürü olsam gazetenin hiçbir sayfasına bu zırtapozluk giremez ama memur gazetesi bir yolunu bulup sütun dibine sokuşturmuş. Yok yahu İstanbul il başkanlığı daha açılmamış meğerse. Şimdi İzmir'e sonra Erzurum'a oradan Van'a gidecekmiş. Dönüp İstanbul'u açacakmış. Peki açılmamış il başkanlığının nesini ziyaret etmiş? Ot yok, ocak yok. Bir kahvecik içebilmiş mi? Yüzde 1.4 görünen oyuyla belki bir bardak soğuk su içmiştir. Fatih amcanız sevinsin. Aynı gazete basın yayın okulunda gazete nasıl çıkarılmaz dersine temel okuma malzemesi olma yolunda ilerliyor. Bir anket yapmışlar LGS sınavına nasıl hazırlanmalı? Geçen yılın şampiyonları nasıl başardılar? Çok terbiyevi, öğretici, yararlı bir girişim. Anketten öyle de olur, böyle de sonucu çıkmış. Şampiyonlardan kimisi son haftaya kadar sınava çok çalışmış, kimisi de derslerine ve hobilerine dengeli zaman ayırmış. Peki şimdi çocuklar ne yapsınlar? Hangi yolu tutsunlar? Rahman gitsin yolunu. Bir tanesi de kitap okumuş ve piyona çalmış. Piyano değil, piyona. Aferin yavrum. Z kuşağına da senin gibi şampuyan yakışır. Kaseta bunu da yazsın.